Selam, ben Dilara ve yıllar sonra tekrar bitenlerle karşınızdayım. Gerçekten uzun zamandır bu ürünleri biriktiriyordum ve bu video çekeceğim günü iple çekiyordum diyebilirim. Çünkü bir yandan evi boşalttığım için sürekli böyle bir yerde yığın yığın bitmiş ürün duruyordu. Dolayısıyla bu videodan sonra büyük bir zevkle ben bunları çöpatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Ürünleri kategori kategori ayırdım. Böylelikle daha kolay olacak ve daha spesifik. Evet, ilk olarak benim hakkımda en çok merak edilen ve bana en çok sorulan sorulardan biri saç bakımı. Tekrar bir saç bakım update'i gelecek. Çok güzel bir saç videosu gelecek. Bunun için mutlaka kanalıma abone olun. En azından kaçırmamış olursunuz. Belki de bugün biraz dikkatliyseniz saçımda bir farklılık görürsünüz. Boyayla alakalı değil. İpucumu verdim. Hadi başlayalım. Ama anlamışsınızdır. İlk olarak saç bakım ve saç ürünleriyle başlayacağım. En sevdiğim şampuanı size tekrar göstermek istiyorum. Çünkü yine bitti. Bu Tresa'nın ısırgan otlu şampuanı. Paraben ve gluten içermez diyor ve diğer şampuanlara göre daha bitkisel içerikli bir şampuan. Bu yüzden tercih etmiştim. Ve ben bu şampuana aşığım. Eğer siz silikona çok alıştıysanız, saçınızın şampuanla birlikte mis gibi kokup yumuşacık olmasına alıştıysanız biraz zorlanabilirsiniz çünkü saçınızı kurutuyor. Ama öyle yaptığı için de deli gibi saçınız uzuyor. Gerçekten saç uzamada bir devrim olduğunu düşünüyorum. Ben bundan kaç şişe biriktirdim. Şu anda eskiden kullandığım Restorex'e geçtim. Bir tane de bitirdim. Birkaç ay Restorex, sonra tekrar Tresa'na döneceğim. Muhteşem bir şampuan. Eğer yıpranmış ve lastik gibi olmuş saçınız varsa zaten direkt bunu alın. Çünkü saçı kuruttuğu için size çok iyi gelecek. Ama uzatmak da istiyorsanız saçlarınızı, ki bende gözle görülür. Bu farkı siz çok iyi anlamışsınız. Ve bu şampuana bir şans verin. Atıyorum bunu. Biri gitti. Geçelim bir diğer şampuana. Az önce de bahsettiğim gibi Restorex. Restorex zaten artık hani bir klişe. Saçınızı uzatmak istiyorsanız da Restorex. Yani ben Restorex'in etkisini Tresa'n kadar göremedim açıkçası. Bu da paraben içermiyormuş ama geri kalan her şeyi içerdiğini düşünüyorum. Bakmadım da içeriğini açıkçası. Ama ben bunun onarıcı ve saç uzatıcı gücüne Tresa'n kadar etkilenmedim. Ama yine de ara sıra hani sürekli aynı ürünü kullandığınızda saçınız alışıyor. O yüzden ara sıra değişiklik olsun diye Restorex'e geçiyorum. Onun dışında saçımı mahvettiğimde yine keşfettiğim bir marka Crichton's mı adını gerçekten bilemiyorum. Pro Keratin serisinden ya da adı Pro Keratin bilmiyorum. Yanmış saçlar biliyorsunuz keratinini kaybettiği için, keratin dokusunu bozduğunuz için lastik gibi olup haşlanıp yanıyor yani. Ve ben o süreçte saçıma bolca keratin yüklemeye çalıştığım için keratin yazan, yani üzerinde keratin yazan ne varsa gerçekten aldım. Ama bunu öylesine aldım. Yani bir beklentim olmadan aldım. Hem muhteşem kokuyor. Parfüm gibi kokuyor. Gerçekten muhteşem güzel kokuyor. Hem de saçınızı yumuşatıyor. Eğer böyle kuru kuruysa saçım Tresa'ndan sonra ara sıra bunu kullanıyordum. Şampuanı hakkında bu kadar bir şey söyleyebilirim. Çok da bir şey söyleyemem ama bir saç kremleri var. Gerçekten dillere destan olacak bir saç bakım kremi bu. Yani bunu mutlaka deneyin ya. Bayılacaksınız. Gerçekten hem çok güzel kokuyor hem saçınızı yumuşacık yapıyor. Çok kolay tarıyorsunuz ve düzleştirdiğinizde de daha düz oluyor bence saçlar. Ben öyle bir izlenim edindim. Ve bu gerçekten hep kullandığım bir saç bakım kremi, bittikçe alıyorum. İki tane de bitirmişim. Gerçekten hunharca tüketiyorum diyebilirim. Buna mutlaka bir bakın. Ve sonra gelelim bir de kuru şampuana. Bunu denedim. Çok fazla kuru şampuan deneyimim yok. Bir Urban'ınkini kullanmıştım, Hindistan cevizli. Bir bunu kullanmıştım. Onun dışında ben bebek pudrası kullanıyorum. Ezelden beri. Bunu sevdim aslında.
gayet güzel de kokuyordu. Yani indirimde almıştım, 10 liraya almıştım. Yine olsa yine alırım yani, hiç söyleyebileceğim kötü bir şey yok. Güzelce çalkaladığınızda zaten sıkıntı yaşamazsınız. Gayet güzel bir kuru şampuandı. Ha, şart mı almak? Bence değil. Ama dediğim gibi yine böyle bir 10 liraya falan düşerse alırım. Daha sonra bir bakım spreyine geçmek istiyorum. Bu mucizevi bir ürün. Cosmet'in Hair Guard adlı bir saç kurtarıcı ürünü. Gerçekten bir keratin spreyi. Üzerinde de öyle yazıyor. Bir keratin spreyi. Gerçekten keratin içeriyor ve saçınıza sıktığınızda, çok fazla sıktığınızda bir boğuluyorsunuz keratinden. Ama saçı yumuşacık yapıyor. Çok güzel toparlıyor. O yanık dokuyu toparlıyor. Benim o zamanlar şurada yanıklarım vardı. Bunları sıkıyordum. Çünkü buradaki saçlarım böyle tuhaf tuhaftı yandığı için. Bunu sıkıyordum. Hem çok güzel kokuyor, hem kolay tarama sağlıyor. Hem de keratin içerdiği için saçınızı onarıyor. Gerçekten buna verdiğiniz her bir kuruşa değer. Eğer saçım yandı, çok çaresizim diyorsanız bu mutlaka almanız gereken bir ürün. Benim saçımı nasıl toparladığımla alakalı bir videom var. Orada bundan bahsetmeyi unutmuşum. Çünkü bitmişti ve ben yeni almamıştım. O yüzden bitenler poşetinde olduğu için bundan bahsetmek hiç gelmedi aklıma. Ama burada telafisini yapayım. Bu gerçekten çok iyi bir ürün. Yani gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum size. Komşumla göz göze geldik. Bu kız ne yapıyor diyor ama camlar açık mecbur. Yoksa pişiyorum. Şu anda bile bayağı terledim. Öyle. Dediğim gibi bu gerçekten pişman olmayacağınız, hayatınızı kurtaracak efsane bir ürün. Şimdiye kadar hiç beğenmediğim bir şey olmamış. Farkında mısınız? Ama geliyor. Schwarzkopf Glisten bu saç bakım sütünü mutlaka görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ben bunu ilk başta hiç sevmedim. Çünkü saçımı yağlandırıyordu. Gerçekten yağlandırıyordu. Sonra saçım benim bu son zamanlarda çok kuru olmaya başladı. Ve işte şu an etkisini görüyorum. Yani bitmesine az kalmıştı artık ben etkisini gördüğümde. O yüzden bittiği için de üzüldüm açıkçası. Ama saçınız eğer gerçekten kupkuru değilse bunu hiç sevmeyeceksiniz. Çünkü saçı çok böyle yağlı gösteriyor. Ama saçınız kupkuruysa zaten saçınız onu emdiği için hiç öyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben ama yine de eğer varsa elinizden kullanamıyorsanız, sizin de saçınızı yağlandırıyorsa şunu tavsiye edebilirim. Islak saça sadece uygulayın. Kuru saçınıza uygulamayın. Benim için artık hani imza bir ürün, klişe olmuş bir ürün. Ben bunu hep kullanıyorum şu an silver görünse de. Kime hırlıyorsun? Yani komşular şu an hepsi camda olduğu için Zuz'da biraz hırlıyor. Evet, söyle anneciğim bakmasınlar içeri. Şurada iş yapıyoruz. Bu Husk'ın saç bakım yağı. Güzel kokuyor, güzel de nemlendiriyor saçı. Alabilirsiniz. Küçük de olduğu için her yere rahatlıkla götürürsünüz. Bir diğer mucize ürününe geliyorum. Bunu göstermiştim daha önceden size. Morphos'un Ocean adlı saç serumu. Saçınızı çok güzel parlatıyor. Uçlardaki kırık görüntüyü gerçekten onarıyor. Ve uzun süreli kullanımda saçı gerçekten onardığını söyleyebilirim. Bu çok sevdiğim bir ürün. Biraz bulması zor oluyor. Her kuaför ürünleri satılan yerlerde bulunamayabiliyor. O yüzden en iyisi internetten almak. Evet, benim saç ürünlerim bu kadardı. Şimdi cilt bakımına geçelim. Cilt bakımında özellikle cildimi temizlemede gerçekten senelerce severek kullandığım bir marka Garnier. Kremlerini pek sevmesem de yüz yıkama jellerini çok seviyorum. Şu anda akneye yönelik bir yüz yıkama jelini kullanıyorum. Bu ikisi. Biri yeşil çaylı, karma ve yağlı ciltler için. Diğeri de üzüm sulu. Bu da yine karma ciltler için. Normal ve karma. İkisini de çok beğendim. Makyajınızı çok güzel çıkarıyor. Çok güzel temizlenmiş hissediyorsunuz. Yani normal drugstore'da alabileceğiniz en güzel yüz yıkama jellerinden biri. Gerçekten drugstore'daki, yani ben bu
gerçekten Watson's, Gratis vesaire gibi drugstore'larda satılan hemen hemen bütün yüz bakım jellerini kullandım. Özellikle geçmişinde, ergenliğinde çok sivilce çıkarmış biri olarak bunları çok seviyorum. Sonra bir de bir ürün daha. Bunu da makyajımı çıkarırken severek kullanıyorum. Bu da bitti. Garnier'in zaten hani YouTube videoları izliyorsanız bunu kapağını görmeniz yeter. Yani böyle ucundan görseniz bile bunun ne olduğunu bilirsiniz. Bunu da çok severek kullandım. Göstermeye bile gerek yok yani. Şimdi gelelim bir adet peeling. Bu markayı seviyorum. Ben bir markayı sevdiğimde o markaya biraz tutuklu kalıyorum. Bu da öyle bir şey. Kaysılı peeling'i. Bunun dışında cevizlisini kullanmıştım ama bence en güzel Kaysılısı. Bitince de aldığım bir ürün. Severek kullandığım bir ürün. Ben de herhangi bir sivilce vesaire yapmadı. Aksine cildimi çok güzel temizledi. Biraz böyle iri taneli peeling sevmiyorsanız sevmeyebilirsiniz. Biraz daha böyle soft seviyorsanız bunu size önermem. Sonra suya dayanıklı göz makyajı çıkarıcı göstermek istiyorum. Bu Sephora'nın bir göz temizleyicisi. Ama içinde yağ hiç kalmadığı için ben şu an bunu atıyorum, kullanmıyorum. Ama gerçekten çok güzel çıkarıyor. Özellikle kendi maskaralarını çok iyi çıkarıyor. Onların mesela suya dayanıklı maskaraları var. Çok zor çıkan. Ama bununla birlikte çok kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Gelelim benim cilt nemlendirme ürünlerime. İlk bu ikisi. L'Oreal'in 3 etkili 24 saat nemlendirme vaat eden yüz bakım kremi ve göz bakım kremi. İkisi de sevdiğim, ben de sivilce yapmayan, çünkü genelde nemlendiriciler benim gözeneklerime dolduğu için sivilce yapıyor bende. Garnier kullanamıyorum, Nivea kullanamıyorum, Diadermin asla kullanamıyorum. Ama L'Oreal'de öyle bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden bitince de hemen aldığım ürünler bunlar. Çok severek ve gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Özellikle göz bakım kremi göz altlarınızı gün boyu nemli tuttuğu için makyaj altında çok güzel gidiyor. Bununla makyaj altını kullanıyorum. Bununla makyaj altını kullanıyorum. Bence çok güzel ürünler. Onun dışında yaz aylarında çok sevdiğim bu L'Oreal'in nem terapisi. Aloe veralı nemlendiricisi. Böyle çok fresh ve çok ince yapılı olduğu için ve makyajı çok iyi tuttuğu için yaz aylarında vazgeçilmezim gerçekten. Eğer şimdiye kadar bunu görüp de denemediyseniz o da sizin ayıbınız. Çünkü bu kadar insan bahsediyor ve gerçekten çok güzel bir ürün. Ben yaz aylarında özellikle bunu çok seviyorum. Yaz aylarında bana yeterli oluyor. Çünkü gün boyu güneş kremi ve sürekli krem sürdüğüm için cildim çok da kuru olmuyor. Ama kış aylarında biraz daha yoğun ürünlere ihtiyaç duyuyorum. Dolayısıyla yazın bu çok iyi. Sonra bu benim ikinci, üçüncü olabilir. Emin değilim. Proskin'in bu tüm cilt tiplerine uygun cilt sıkılaştırıcı ve doğal nem dengesini sağlayan bir cilt yenileyici, ne diyeyim ona, yağı. Yağ dediğime bakma, böyle yağ bir his yaratmıyor ama eğer ıslak görünümlü bir makyaj hoşunuza gidiyorsa buna mutlaka bakın. Fiyatı da çok uygun, çok güzel de bakım sağlıyor. Geceleri bunu böyle yüzünüze sürüp güzelce masaj yapsanız cildiniz size gerçekten minnettar olur. Uygun fiyata da çok güzel cilt bakımları yapmak mümkün. O yüzden deneyin. Denemekten çekinmeyin bence. Bir de duş jelleri ve duşta kullandığım ürünleri göstereyim. Ondan sonra makyaja geçelim. Birkaç tane de renkli kozmetik ürünüm var. Onları da size göstermek istiyorum. Benimle özdeşleşmiş bir ürün bu artık. Hydro Fugal'ın bu roll-on deodorantı. Kok içermez ve alkol içermiyor. Gün boyu koruma sağlıyor. Eğer bunu sürüp gerçekten terlerseniz beni bulun. O kadar iyi bir ürün, o kadar terlemeyi engelliyor ve hiçbir alerji durumu söz konusu bile olamaz. Dediğim gibi parfüm içermiyor, alkol içermiyor, cildinizi tahriş etmiyor. Yani jiletledikten sonra bile bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz çünkü bakım yapıyor. Biraz diğer deodorantlara göre bir tık pahalı ama fiyatını gerçekten hak ediyor bu. Mutlaka bakın. Bunu da biraz bulması bazen zor, bazen kolay. Bazen Watson's'ta görebiliyorum, bazen göremiyorum. Hepsi buradan alıyorum. Ama muhteşem bir ürün. Ergenliğimden beri bunu kullanıyorum ben. Yani düşünün kaç yıl geçti. Ve bu gerçekten benim
tek kullandığım deodorant. Bunun dışında hiçbir deodorant kullanmıyorum. Deodorant spreyi kullanıyorum. Onu da sadece koku için yani. Güzel kokması için. Sonra asla markasını telaffuz edemediğim ama ürünlerini çok sevdiğim duş jelleri bunlar. Ben incir kokusunu çok seviyorum. Parfümlerde çok seviyorum. Duş jellerinde çok seviyorum. Bence çok kadınsı kokuyor. Bunlar da öyle. İki tane küçük aldıktan sonra bunu çok sevdiğimi anladım. Ve büyüğünü aldım. O da bitti şimdi. Çok güzel ya. Çok güzel bir yaz kokusu. Ama ben kışında kullandım. Hiç baymayacak sizi. Ve banyoda gerçekten kokuya mest olacaksınız. Ay hiç kötü ürün yok ya. Wow. Bir sonraki Rossmann'ın Facial ya da Facel intim genital bölge yıkama jeli bu. Genital bölge malum çok hassas bir bölge olduğu için her yıkama jelini oraya tabii ki kullanamazsınız. Özenle davranmanız gerekiyor. Ve bu ürün bunun için üretilmiş. İçinde papatya konsantresi olduğu için de çok iyi bir temizleme, arınma ve bakım sağlıyor. pH dengenizi de bozmayacak. Mutlaka her kadının kullanması gereken ve banyosunda bulunması gereken bir ürün bence. Kokuya geçmek istiyorum. Zara'dan parfüm alıyorsam gerçekten bu oluyor bu. Tumble Rose. Tam bir dilar kokusu. Biraz çiçekli, çok değil. Çok hafif, çiçekli, baharatlı ve meyveli bir kokusu var. Yani böyle her şeyden biraz koymuşlar gibi. Ama çok oranında koymuşlar. O yüzden çok güzel kokuyor. Ben çok sevdim. Zara'ya giderseniz bir koklayabilirsiniz. Ve burada da bitmiş makyaj malzemeleri var. Hemen elime ilk gelenle başlamak istiyorum. Noton. Gerçi bakın yemişim bunu. Noton bu BB concealer'ı benim yıllardır kullandığım ve çok memnun kaldığım, çok güvendiğim, gün boyu yerinde duran, pudralamaya ihtiyaç duyulmayan, kapatıcılığı çok yüksek bir kapatıcı. Bunu alınca hiçbir şey yanlış yapmazsınız. Bu da yine benimle bütünleşti. Artık hani gerçekten gözüm kapalı güvendiğim ürünler bunlar. Yıllardır da değişmem. Arada denemek için başka ürünler kullansam da bunlar benim all time favorite ürünlerim. Değişiyor bazen rengim. Şu bu mesela 100 Ivory yukarıda 10 var. 10 daha açık oluyor. Bu kuru ciltler için 24 saat nemlendirme vaat eden, cildinizi kurutmayacak çok güzel bir nemlendirici. Orta nemlendirici değil, fondöten. Orta kapatıcılık sağlıyor. Ve geçelim rujlara. Ruj bitirdim ya. Ama zaten böyle lip gloss ya da böyle şişedeki ürünler daha hızlı bitiyor. Bunlar NYX'in 3 adet ruju. Hepsi birbirine benzer gibi görünse de hepsi birbirinden farklı. Bunun adı Sydney. Bu İstanbul. Bu da Tokyo. Swatch yapacak kadar içinde kaldım bilmiyorum. Gerçekten kalmış. Bu neydi? Bu Sydney. İstanbul'u göstereyim. İstanbul bu arada Make and Please Me rujuna muadil. İstanbul. Hepsi pembe tonları. Eğer pembe tonları severseniz mutlaka bakın. Ve son olarak Tokyo. Çok güzel rujlar ama çok çabuk bitiyorlar ya da kuruyorlar bilmiyorum. Ama bunların bittiğinden eminim. En sevdiğim rimel. Gerçekten. Asla gözünüzden çıkmayan, akmayan, denize de girseniz, havuza da girseniz gerçekten çıkmayacak rimel bu. Maybelline'in Lash Sensational'ın waterproof olanı bu. Size fırçasını da göstereyim. Şu anda da gözümde o var. Şöyle bir fırçası var. Bunu gerçekten çok seviyorum, bayılıyorum. Bittikçe de alıyorum. İki tane bitirmişim bile. Aa, burada ne çıktı bakın. Bir tane daha. Sonra Maybelline'in herkesin çok sevdiği, bence de gerçekten güzel bir, yani güzel kapatıcılık sağlayan bir ürün. Ama ben bunu ne zaman kullansam gözeneklerim doluyor. Göz altımda ve yağ bezesi gibi şeyler, ya böyle yağ bezesi gibi ya da dolmuş gözenek gibi bir şey oluşuyor böyle tekli. Hatta bakın burada ve aylarca da gitmedi o. O yüzden bunu bir daha almam. Kullandım da tamamen.
Ama çok güzel kapıcılık sağlasa da gözeneklerimi doldurduğu için ve bu benim hani bunu ikinci kere deneyişim. Yıllar önce de denediğimde aynı şey olmuştu. O yüzden ben notumdan caymam ya. Sonra Burist'in maalesef artık üretmediği ama bence çok güzel bir ürünü. Böyle likit, gerçi artık likit değil gördüğünüz gibi, kuru. Likit bir rengine bakın, çok güzel. Allı. Bu çok güzeldi. Keşke bir daha çıkarsalar. Koşa koşa gider alırım. Gerçekten geçen sene sırf bunu kullandım. Bu senenin de başı gibi. Sonra böyle. Kuruyan bir başka ürün Revolution Pro'nun bu beyaz eyeliner'ı. Bunu neler ümit ederek aldım. Ama asla olmadı. Hemen kurudu. Ve kuruduğu için de gözünüzde böyle parça parça duruyor. Hiç beğenmedim. Bir daha da asla almam. Beğenmediğim ürün çıkmış bakın. Son olarak da içinden bir de böyle bir kolonya çıktı. Bu da Red Bull'un incirli. Yani incir ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ve çok gariptir ki hayatımda hiç incir yemedim. Kokusunu bu kadar sevmeme rağmen hiç incir yemedim. Garip. Evet. Evet, bayağı uzun bir video oldu ama ben bütün ürünleri bitirdim. Bayağı da konuştuğum için dilim damağım kurudu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz bir tane bile ürünün benden yorumunu almışsınızdır diye umut ediyorum. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olursanız beni yine çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bye bye.